Tarık suresi Mekke'de nazil olmuştur. 17 ayettir. Surenin esas konusu ölümden sonraki diriliştir. Sure adını ilk ayette geçen Tarık kelimesinden almıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ. Göğe ve Tarık'a kasem ederim. Tarık bilir misin nedir? O pırıl pırıl parlayan bir yıldızdır. اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ. Hiçbir kimse yoktur ki yanında bekçi bir melek bulunmasın. فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقُ. Öyleyse insan neden yaratıldığını bir düşünsün. خُلِقَ مِمَّا اِنْ دَافِقُ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. O, bel ile göğüs nahiyesinden çıkan, atılan bir sudan yaratıldı. اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. Onu ilkin yaratan Allah, elbette onu diriltmeye kadirdir. Gün gelir, bütün gizli haller ortaya dökülür. O gün insanın ne bir kudreti, ne de bir yardımcısı kalır. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ. Yağmur dolu gök, bitkilerin çıkması için yarılan yer hakkı için, bu Kur'an kesin bir sözdür. Hakla batılı ayırt eden bir sözdür. O bir şaka değildir. اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا. O kafirler, var güçleriyle hile kurarlar. Ben de kurarım. Yani hilelerini boşa çıkarırım. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. Öyleyse o kafirleri kendi hallerine bırak. Yakında sana olan desteğimiz gelecektir.